İbadetlerde hangi hataların kefaretleri vardır? Evet, ibadet imandan sonra hayatımızın en önemli anları, parçalarıdır. İbadetleri yaparken hatalarımız, kusurlarımız olabiliyor. Bu hata ve kusurların telafisi her işte olduğu gibi, her hatanın bir telafisi olduğu gibi ibadetlerinde yapılan hatalarında telafileri var. En önemli mesela diyelim ki oruç ibadetinde hatalarımız oldu. Bu oruç ibadetinin hatamızın telafisi neyle olur? Diyelim ki kasten oruç bozuldu. Kasten bozulduysa 60 gün onun kefareti var. Bir günde kazasını tutmuş olacağız. 61 gün olarak tutmuş oluyoruz. Bunu arz ederken şunu ifade etmek gerekir. O bir gün Ramazan içerisinde bir gün tutmuş olduğumuz orucun sevabını 61 gün kesinlikle karşılamaz. Yani bunu böyle bilmeden büyük faydalar var. Ondan dolayı ibadetlerin vakitleri ve saatleri çok çok önem arz etmiş oluyor. İkinci olarak yeminin kefareti var. Yemin, bir şeye yemin ettik. Bu yeminimizi bozduysak eğer bu bozmuş olduğumuz yemine kefaret gerekiyor. Yeminin kefaretinde sadece 10 fakire birer fitre miktarı para vermek vardır. 10 fakire birer fitre miktarı. Bu da diğer kefaretler gibi bir adama bir günde verilmez. Ya bir fakire 10 gün vermek gerekiyor, ayrı ayrı günlerde vermek gerekiyor veya 10 tane ayrı fakiri bulup yemin kefaretini karşılamak, telafi etmek gerekiyor ayrıca. Üçüncüsü zihar kefareti. Karısının tamamını veya mahrem ve bir uzumun nikahı ebedi olarak haram olan bir mahremine benzetmek günahından doğan kefarettir. Bunun izahı fıkıh kitaplarındadır. Mesela diyelim ki işte senin sırtın annemin sırtı gibi demek. Bu da kefaret gerektiriyor. Buna da hasreten dikkat etmek lazım. Nikah meselesi özellikle nikahta. Nikahın şakası yok. Şakası da ciddi, ciddisi de ciddidir. Yani nikahta hasreten dikkat etmek gerekiyor. Yani dilimizin iyi tutmak gerekiyor. Tutması erkeğin özellikle. Dördüncüsü hacdayken zamanda tıraş olmamaktan doğan hatanın kefareti. Bir beşincisi de bir Müslümanı veya zımniyi, gayrimüslimi hata yolu öldürmekten günahından doğan bir kefaret. Bunların açıklamaları fıkıh kitaplarımızda teferruatlı bir şekilde vardır, mevcuttur. Demek ki Müslüman önündeki akabeleri aşmak için ibadetlerde de mutlaka hassas olması gerekiyor. Her şeyden önemlisi bilgi. Bilgimizin zayıflığı neticesinde birçok hatalar yapılıyor ve kefareti bile nasıl olacağını da insanlar bilemediğinden dolayı bugün günümüzün insanı maalesef o işi geçiştirmekte. İbadetlerde geçiştirmek, efendim Rabbimizin emirlerinin tam manasıyla sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi tabii ki fıkıh bilgisini özümseyerek, öğrenerek hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor.